Kanlı Konak 7 yıldır faal olan bir korku evi, bir etkinlik evi aslında. Fakat depremden sonra işletmelerimiz vesaire yıkılınca arkasındaki bahçeyi bir korku evinin arkasında bir korku kafe dizayn etmek istedik. Burada merakla ilgi çekmeye, merak duygusunu ön plana çıkaracak şekilde müşterileri buraya toplamayı düşündük. Aşırı derecede memnunuz. İlgi çok iyi. Tabii olumsuz eleştiriler de var. Zaten Malatya deprem yaşadı, yeterince korktu, siz neden böyle şeyler yapıyorsunuz diyenler de var. Abi çok yaratıcı, çok iyi. Bilinenin dışında bir şey yapmışsınız ve burada olmaktan memnunuz diyen arkadaşlarımız da var. Faaliyetimiz korku evi olarak 7 yıldır faaliyette. Fakat kafemiz daha bir ay olmadı. Yeni faaliyete başladı. Ama dediğim gibi ilk günden beri bütün kitlelerin beğenisini ve ilgisini görmek bizi mutlu ediyor. Umarım daha güzel şeyler yapacağız. 18-25 yaş arası gençler daha fazla ilgi gösteriyor ama şimdi tasarım ve konsept korku olduğu için insanlar bunu merak ediyor. Aileleriyle gelenler var. Çok küçük yaşta olanlar burayı görmek istiyor. Anne babasının elinden tutarak zorla getiriyorlar. Gelen kişiler biz korkarak geldik. Yani burası nasıl bir yer falan deyip de memnuniyetle karşılayıp uğurladığımız misafirlerimiz de var. Malatya'nın sürekli depremlerle ilgili ve olumsuz haberlerle ilgili ön planda olmasından rahatsızlık duyuyoruz. Evet, depremi yaşadık, ben de yaşadım. Fakat artık Malatya'da farklı işletmelerin farklı işler yaparak haberlere konu olmasını tavsiye ediyorum. Biz de bunu tavsiye ederek böyle bir atılım gerçekleştirdik. Evet, depremi yaşadık ama deprem geçti, bitti. Biz ve diğer işletmeler bir an önce bir araya gelip ayağa kalkıp çok daha farklı işler yaparak bu depremin bize getirdiği olumsuzlukları unutturmamız gerektiğini düşünüyorum.